C++ Quiz Pro Android uygulamamın ilk quizinden sizlere birkaç tane soru çözmek istiyorum. İlk sorum C++'da bir değişken tanımlama ifadesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? A şıkkı int demiş, boşluk bırakmış, eksi yani tire işareti ve number demiş değişken adı. Şimdi C++'da değişken adlarında bir kural var arkadaşlar. Değişken adlarında sadece harf kullanabilirsiniz, rakam kullanabilirsiniz ve özel karakterlerden yani klavyemizin üzerindeki özel karakterlerden sadece underscore dediğimiz alt çizgi kullanabilirsiniz. Yani bir tire karakteri ya da eksi diyebileceğimiz bir karakteri kullanamazsınız. Bu yanlış arkadaşlar. A şıkkını eliyoruz. B şıkkı integer demiş boşluk number demiş. Şimdi burada arkadaşlar değişken adı tamam number bu şekilde bir değişken ismi verebilirsiniz. Ancak buradaki hata integer. Tam sayıyı C++'da tanımlarken int diyeceğiz. Integer diye bir keyword kullanmayacağız. Bu yanlış. C şıkkına geçelim. Int demiş. Tamam. Doğru. Tam sayı tanımlarken keywordümüz int. Boşluk bırakmış. Bu da güzel. Number demiş. Değişken isminde bir sıkıntı yok. Int number. Noktalı virgülde koyduğuna göre doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. Bu soruda da arkadaşlar C++'da bir değişken tanımlarken aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır diye soruyor bize. A şıkkı. Değişken adı bir harf veya underscore karakteri ile başlamalıdır. Doğru. Bu arada şuna dikkat ediyoruz. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Bu doğru arkadaşlar. B şıkkında diyor ki değişken adında boşluk kullanılabilir diyor arkadaşlar. Bu yanlış. Bir değişken adında C++'da kesinlikle bir boşluk kullanamazsınız. Yanlış olan seçenek bu. Bize yanlış olduğunu soruyor. Az önce çözdüğüm sorular C++ Quiz Pro Android uygulama içindeki 20 adet quizden sadece bir quizin o da o quizin içindeki sadece ilk birkaç soruyu çözdüm arkadaşlar. Bu quizin içinde normalde 11 tane soru var. Toplamda ise 230'a yakın soru var. Aşağıdaki linkten ücretsiz indirebilirsiniz. Google Play'de yayınlanmış durumda.